Divan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni modu oynayacağız. Bahşet önceki modlara göre çok çok daha güzel, çok daha zevkli görünüyor. Öncelikle bilmeyenler için ben kuralları bir açıklamak istiyorum. Kurulu 6 tane deste var arkadaşlar. Burada hemen tıkladığımızda geliyor. Bunlardan bir tanesini seçmek zorundayız. Ardından oyuna 30 canla başlıyoruz. 20 can yerine ve bir biriminiz öldüğünde elinizde, yani oyundaki değil, elinizde bulunan kartlardan bir tanesine gidiyor bir özellik. Mesela şuradan örnek verelim hemen bu görüntüden. Bu 15-10'luk karakter öldüğünde bu 15-10 elinizde bulunan karaktere gidecek. Bu el değil ama yani el olduğunu düşünün. Ona gidiyor. Bu yüzden her zaman elinizde bir tane karakter bulundurmanız çok çok önemli. Hadi bakalım, laf uzatmayalım. Gidelim birkaç tane oyun oynayalım. Fakat bugünkü benim düşüncem şöyle arkadaşlar. 6 tane deste var. Her desteyle bir tane galibiyet yayınlamak istiyorum. O yüzden en azından bir fikrimiz olur bu destelerin her biri hakkında. Hecarim Zed destesinin olayı tamamıyla hayaletlerden oluşması. Diyelim atıyorum köpek balığı oynuyorsunuz. Zed'i oynuyorsunuz mesela. Onların hayaletleri çıkıyor. Ve böylelikle onlar öldüğünde sizin arka taraftaki elinizdeki karakterler çok rahat şekilde güçlenebiliyor. Bu da bizim avantajımız olacak. Özellikle şampiyonlarınızı, çok güçlü karakterlerinizi bufflanmadan atmayın arkadaşlar. Bu Hecarim olabilir, işte atıyorum rakipse Queen olabilir, Miss Fortune olabilir. O da aynı şekilde oynuyor. Ben burada sırf Hecarim bufflansın diye bunları oynuyorum. Şu ikisi pek sevdiğim kartlar değil. Tamam, bu idare edebilir. İkinci tur bir tane köpek balığı arabası oynayalım biz. Peki, burada rakip avantajlı çıktı. Çünkü 4-3'lük bir orada bir buff kazandı. Çok güzel bir buff. Burada asıl buff'ın Zed'e gitmesi çok çok daha iyi olur. Çünkü Zed'in kopyası da aynı şekilde çıkıyor. Böyle 5000'e 5000 çıkıyor falan. Bakalım o avantajı biz sağlayabilecek miyiz? Peki, burada rakip bir savunma yapmadı. İstemeyeceğimiz birine gitti buff. Burada ben bu buff'ın gitmesini istiyorum, yani canla çok uğraşmayacağım, saldırmayacaktır muhtemelen. Ben ölsün de belki bir ihtimal Zed'e gider diye umuyorum. İyi, çok güzel. Şu anda inanılmaz güzel, çok 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 iyi bir durumdayız. Biraz kumar oldu orada ama en azından yarar sağlayabildik. Şimdi 11'e 8, bakalım ne yapacağız. Bu adam bizim hayaletimizi değiştirebilir, yani bize hayalet verebilir. Tek avantajsızlığımız o olur sanıyorum. Umuyorum öyle bir şey yapmaz. Ama yapmayacak gibi görünüyor. Seve seve. Tamam, çok güzel. Rakibi kestik. Onu da güçlenenler oldu ama bizden de 2 kişi tabii ki öldü. Hatta 11-8'lik buraya adamlarımız geldi. Bunlar inanılmaz güzel. O da hayaletlerini kullanıyor. Biz şimdi buradan bir ruhların çobanı atarız gibime geliyor. Bitmemiş işlerim var. Peki. İki bunu oynayacağız. Bir de ben buna çelik fırtına atacağım. Nexus'a vuramadığı için ölecek bu adam. Savunmasız kaldım. Bakalım bir şey yaptı mı? Yapma işte yahu. Bu hoş olmadı. Şimdi bizim bu hareket kime girer? Umuyorum şuna gitmez de, tamam, Hecarim'e gitti. En azından 16'ya 13'lük bir Hecarim'imiz oldu. Bu da güzel haber. Burada acaba bunu kullansak mı diye düşünüyorum. Kullanacağım çünkü iki tane daha yapacağım. 5'e 7, iki tane de buradan çıkacak. Hecarim'den 7'ye 7 olacak. Ah ama. Neyse, çok da kötü değil ya. Hani o kadar kötü değil en azından. Burada kesinlikle saldıracağım ben, her ne kadar bu olsa bile. Bir kaldı, tüh. Sanıyorum çok da zorlanmayacağız gibi burada. Derken zaten bitmiş, o kadar fazla hasar vurduk ki hiç hesap edemedim. İkinci destemiz ise Pora Yığınağı. Pora Yığınağı'nın özelliği ne arkadaşlar? Burada Pora Yumağı kartı var, sanıyorum adı oydu. Bir sürü kartınızı öldürüyorsunuz. Bazı Pora kartlarınız çok güçlü oluyor. Özellikle sıyrılganınızın elinizde olması lazım. Ardından birleştirdiğinizde tek tur içerisinde rakibin size cevap vermesi lazım ama genelde veremiyorlar. Ve siz de Pora Yumağı ile beraber, sıyrılgan Poronuzla beraber rakibi yalan edebiliyorsunuz. Şimdi burada güzel bir tane kartımız var. Biz bunun bufflanmasını istiyoruz. Şunu ileri seçin tutabiliriz.
Seju da güzel. Şunu atacağım ben sadece. Braum. Braum da idare eder ya. Buradan hiç gerek yok şimdilik. Bizim önemsiz adamlarımızdan bir tanesi bu. Tamam, bir tane daha geldi. O da güzel. Peki. Üçüncü tur. Kudretli Poro. Abanı mabanı var ama hani böyle çok çok da şey değil ya. Hani en önemli adımımız değil yani kesinlikle. Bakalım, biz üçümüzü vurduk. Üç vurmak burada çok önemli. Sadece Seju'nun Zamazingos'unu kullanmak belki bir güzellik olabilir. Poro kurabiyesi yine harika. Bunu erkenden atalım. Pek de sürpriz yapmaya gerek yok sanıyorum. Şunların suratını dağıtıverelim hele. Cesur. Bir de böyle oynayalım bakalım. Şimdi rakip çekinecektir diye ümit ediyorum en azından. İyi. Buradan 4 hasar yedi. Bir tane daha poromuz oldu. Hadi bakalım. Artı 3-3 burada vermek istemiyorum maalesef buraya. Bir tane şu porolardan bir şeyler yapacağım. Şunu şöyle yapalım. Bu ölsün istiyorum. Neden ölsün? En azından şunlardan bir tanesine buff gitsin de erkenden bir şeyler yapabilelim diye. Bu kart da aynı şekilde güzel. Bizim ne yapıp edip şu Miss Fortune'ın önüne geçmemiz lazım. Yalnız buraya gitti. Bir seni oynadık. Üzülme dostum. Koruyacağım. Peki. Kapı gibi silahım var. Elinden geleni ardına koyma. Seni durduracağım. 6'ya 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 3 kötü görünüyor ama ben 6'ya 6'lık bir tane kartımın bu sıyrılganlardan bir tanesine gitmesini gerçekten gerçekten çok istiyorum. Burası 7. Ben bundan bir tanesini kullanacağım sanıyorum. Diğer tur çok daha fazla rahat edebilelim diye. Gözlerinde tehlike İyi. Var. Hoşuma gitti. Sadece gözlerinde. Şunu da bir atalım. Bu tur biz yağma yaptık mı? Yapamadık değil mi? O yüzden şunu atmanın bir anlamı yok. Korkusuz Poro'yu atabiliriz belki. Yani şunu şimdilik atalım. Elimizde bir tane daha var nasıl olsa. Onunla beraber idare ederiz. Şimdilik durum gayet güzel gidiyor. Bir de bizim Seju'muz var. Diğer tur en kötü Miss Fortune çekip kesebilme şansımız olacak. Queen. Queen olmadı ya. Ya aslında oldu da olmadı. Şimdilik atmayacağız. Bir düşmana buz tuttur. Kırılganlık ver diyor. Ona çok gerek yok. Şunu bir atalım biz. Bir tane bir Poro çekelim. Oo, yumağın kalbi geldi nihayet. İşte bizim de beklediğimiz zaten kartlardan bir tanesiydi. O da onu kesmeye çalışacak zaten. Öptüm. 3 etti. Bakalım 4. atağını nerede yapacak bu rakip. Şunu atmıyorum şimdilik. O da bunu çekecek sanıyorum. Tamam. Kararsız. Şimdi diğer tur ben düz olarak zaten Miss Fortune'ı kesebiliyorum aslında. Yok, kesemiyorum pardon. Benim atağım 4 değil. Ama çok da sorun değil ya bu Miss Fortune 3 vurmaları falan. Yani böyle savunduğumuzda falan tamam ama. Peki, sıyrılgana gitti o. Biz buradan yine bir şey atmıyoruz. Yumağın kalbini ben bir tık daha bekleteceğim arkadaşlar. Çok daha çok daha güzel yerlerde oynamak istiyorum onu. Öncelikle bir şöyle yapalım. Kışın pençesi korku nedir bilmem. Demasya'da yenilgi nedir bilmem. Şunu bir keselim öncelikle. Henüz daha böyle çok adam akıllı güçlü bir şey oynamadı. Arkada bunun çok çok daha güçlü adamları olsa gerek. Ama soğuk karşılamamız var, bir şeyimiz var, şuyumuz var, buyumuz var. Bizim zaten oyunu taşıyacak karakterimiz buradaki yumağın kalbi olduğu için çok da şey değil yani. Bizim önemseyeceğimiz bir durum değil açıkçası. Kalkanım emrinde. Tamam, kalkanın çok yapacağı bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. Gel konuşalım. Bana 3 vuracak bir adam lazım. Şunu yapalım da bari kesen de birisi olmasın. Hani bizi kimse kesmesin. Yani biz o kimseyi kesmeyelim de kimse güçlenmesin. Böyle devam etsin. İki rastgele tesir gerçekten önemli arkadaşlar. Çünkü biz yumağın kalbi kullandığımızda can çekmedir,
Sıyrılgandır, kalkandır, şudur budur çok çok önemli. O yüzden bunu da kesin olarak düzgün yerde kullanmaya çalışın. Bakalım ne geliyor? Artı 4 artı 4 falanlar gelebilir. Oo. Oo. Peki bu durumda ne oluyor? Çok karışık şeyler oldu ama hadi hayırlısı. Biz burada bir seviye atladık öncelikle. Sonra bir bu vurdu. Bize bir tane poro verdi. Peki. Ona 15. Öncelikle yağmacı poroyu oynayalım. Ne geldi? Can çekme aldı. Bir de can çalma, yenilenme. İkisini birden aldı. Çok güzel. Tehlikeli sular mı? Şunu bir oynayalım. Hala iyi görüyor. Diğer tur ben oyunu bitirdim sanıyorum. Ne gördün oğlum? Bir de seni oynayacağız ya da seni önce ben bir oynayayım ya. Hiç uğraştırmasın bu bizi. Bu tur çok fazla hasar yemeyiz diye tahmin ediyorum ben. Bilen bir şey kaçmaz. Eğer böyle yaparsa tamam, buna hiç savunmaya gerek yok. Şöyle yapalım yeter. Tamam, bir tane daha bunu atıyoruz. Şimdi burada Sejuani'nin artık pek bir önemi kalmadı. O yüzden ben kesmeye çalışacağım burada eğer mümkün olursa. Keklik gibi avlanacaklar. Queen de seviye atladı. Queen Sejuani'yi çekecek herhalde değil mi? Yok, şeyi çekecek. Yumağın kalbini mi çekecek? Aynen. Tamam, şunu şuraya gönderelim biz. Seni buraya göndereceğiz. Aban özelliğine gerek yok herhalde çünkü bu sıyrılgan olacak zaten. Sen de öyle bilirsin. Bu porolar sana ne etti? Şu kalsın sadece şimdilik. Tamam, böylesi galiba çok adam akıllı bir tur olacak gibi görünüyor. Şunun ölmesi birazcık üzdü ama en azından arkada çok fazla adamımız var. Şu anda gelecek tur direkt tek atacağız arkadaşlar. Durumumuz kötü gidiyor diye düşünmeyin kesinlikle. Burada bir korku sporamız var, burada bir korku sporamız var. Ondan sonra da yumağın kalbi. Öleceksin. Peki önce seni attık. Sonra seni atıyoruz. Hiç riske girmeden bile zaten 18 vurabiliyoruz ama biz burada tabii ki eğlencesini oynadığımız için yumağın kalbini de burada patlatacağız şu anda. Gördüğünüz üzere neredeyse her türlü özelliğimiz olan, her türlü özelliğimiz var. 39'a 44. Burada da sur gelebilir. Ayda, hayda bire pehlivan. Abi son karta mı sakladın sen gerçekten bunu? Aban özelliği dedik. Keşke abanı alsaymışız ya. Aban biraz üzdü beni. Neyse. Bakalım diğer tur nasıl yapacağız? Hiç fikrim yok vallahi. Sanıyorum öldük diğer tur. Adam gerçekten çok iyi oynadı ya. Ah be, ah be aban, ah be aban. Şimdi Queen'in seviye atlamış olması çok kötü bizim için. Çünkü şunu çekecek, sonra bir daha çekecek. Tek yürek, tek et. Ah be adamım. Bir koku aldı. Ah be adamım, ah be adamım. Sokma vakti. Çok kötü. Neyse ki Queen'i kestik. Bu bize ufak da olsa bir şans verdi arkadaşlar. Bakalım becerebilecek miyiz? Bir tane daha en azından Kehanet Şahin'i attık. Bunlar sırf savunma için. Ah be abanı salla dedik de. Bakalım kazanabilecek miyiz? Çok rahat kazanırız demiştim ben orada. Adam gerçekten iyi oynadı. Şu anda da henüz bir hareketi yok. Seni şuraya attık. Seni şuraya attık. Bir şey fark etmiyor. Birilerini bufflamaya gerek var mı? Bilemiyorum ya. Bufflansın artık kimse o. Şimdi son tur eğer bir şey koymazsa şu anda yalan oldu gibi. Bir baloncuk koydu bakalım ikincisini koyabilecek mi? Bunu bize ayırdım. Abi sen şaka mısın ya? Allah Allah. Neyse.
Vay arkadaş. Yenilenmemiz var. Allah'tan biz bir şey olmuyoruz ama. Bunu da kestik. İşin güzel yanı şu ki biz vurdukça can çekiyoruz. Her tur 39 can çekebiliyoruz. O kadar avantajlıyız yani. Allah Allah. Yumağın kalbi oynamanın bir anlamı var mı şu anda? Yok gibi sanki. Ama şimdi oynayabilirim. Burada Poro'yu oynayacağım ben. Gidiyoruz. Şunu mu kessek? Yoksa yok. Başka da adamlar bufflanmasın ya. Biz şunu keselim be. Birebir gitsin en azından arkaya. Burada ben bunu çekiyorum. Ölürse en azından bir yumağın kalbi dağıtarak bunun abanını da alırız. Rakip herhalde biraz deneyimlenmiş. Ben çok aklımda yoktu hani karşıya bekletmiştir bir tane şey diye. Hatta 3 tane bekletti son 3 turda bakınca. Şunu kesinlikle ölmesini istiyorum ben. Ölmese de sorun değil ya. Hatta ölmemesi daha önemli herhalde. Şimdi biz abanımız da var bizim. Asıl şimdi olay başlıyor. 62-63. Can çekmemiz var, şuyumuz var, buyumuz var. Artık buradan sonra rakibi kazanma ihtimali yoktu zaten. İnanılmaz ilginç bir oyundu ama iyi kazandık. Üçüncü destek Kalista destesi. Açıklamasında yaşayanları bufflamak için işte güçlendirmek için ölüleri kullanın falan diye bir şey söylüyor. Ben daha önce bunu oynamadım. Karşıma da bir kere geldi herhalde. Kalista. Demacia ve Gölge Adalar. Bilmiyorum nasıl bir deste. Bakalım bununla da bir galibiyet almaya çalışacağız. Yine yapacağımız şey önemli adamlarımızı seviye atlatmak olacak. Acaba Kalista mesela atıyorum bir adam 15'e 15 öldü. O adam öldükten sonra Kalista onu çağırdığında ana özellikleriyle mi geliyor yoksa bufflanmış haliyle mi? Sanıyorum bufflanmış haliyle gelmiyordur diye tahmin ediyorum. Karşımızda bir Rusçuk var. İçeni. Öyle bir şey galiba. Şimdi birinci tur için güzel ama ben bu adamı bufflı olarak istiyorum. O yüzden şimdilik gerek yok. Şunların hepsini atalım. Bunlar pahalı kartlar. İyi idare eder. Bunu dediğim gibi bir kişi anca ölecek anca o zamana doğru falan bir şeyler yaparız. Mesela 2-4. 2'de bunu atarız. 3'de bunu atarız. 4'de onu atarız. 2 hasar yemek hiç sorun değil. Gelsin vursun hasarı. Tamam burada bir kabuk canavarı oynayacağız. Lucian da oynayabiliriz gerçi burada. Bir de kabuk canavarı da oynayabilirim. Peki biz bir tane daha oynayacağız. Şu ikisiyle saldıracağız. Kabuk canavarıyla saldırmayacağız kesinlikle. Kendisine artı 2 falan verebilir bu adam. Bizi öyle kesebilir. Onun dışında bir büyüsü olduğunu sanmıyorum bu deste içerisinde. Şunu kesmeye çalışabilir. Bu da bizim için güzel haber olabilir. Aslında çok süper bir haber olmaz ama yine de okey. Artı 2 geldi aynen. Bu durumda o mu avantajlı biz mi avantajlıyız? Tabii ki o avantajlı. 4'e 5'lik bir şey gitti. Bizim Lucian'ımız öldü ama biz bunu denemek zorundaydık. Şimdi bizden afet tarihçisi var. 3'e 3 oldu. Diğer tur... Afet tarihçisi oynayacağız mecburen. Buff'ımızda Yılmaz Öncü intikamcısına geldi. Kalista da çok güzel. Onu bir bufflayabilirsek harika olur. Lucian'ı belki biraz erken de oynamış olabiliriz ama. Bakalım şu anda bizle birini değiştirebilir bu. Takas yoluna gidebilir. O da bizi bayağı zorlar gerçekten. Aynen. Peki. Şimdi bunun üstesinden nasıl geleceğiz arkadaşlar? Biz saldırı yapmayacağız. Rakip saldırdığında öleceğiz. Rakip güçlenemiyor olacak böyle. Biz zaten ölecektik. Biz buradan birilerini güçlendiriyoruz böylelikle. Şunu oynayalım önce. Bu hem güzel hem kötü bir hareket. Hani böyle can çekmek gerçekten o kadar önemli değil aslında. Şunu da bir oynadık. Buradan şu ikisiyle beraber düz olarak saldıracağız. Açılı geçilen sürüyor.
Bakalım savunma yapacak mı? Canları full aslında, savunmaması lazım. Belki bir ihtimal hani bu zaten ölecek diye şey yapabilir. Bunun mantığını muhtemelen elindeki güçlü bir adamı bufflamak için kullandı. Yoksa başka bir sebepten dolayı değil. Şimdi bizde çok çok iyi adamlar var. Burada ben bir tane korkusuz Citri'yi oynayacağım. Ya da yok, gerek yok ya. Şöyle yapalım. Bir tane Yılmaz Önce intikamcısı oynayacağız. Saldırısını yaptı. Sen şöyle git, sen şöyle git. İyi, burada seviye atladık en azından. Kalista'mız seviye atlamış halde bulunuyor şu anda elimizde. Bakalım 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 ne atacağız, ne atacağız. Önce bir şunu oynayalım. Bir tane kart çekelim. Bir tane daha Kalista geldi. Şunu diğer tur kesebilirmişiz aslında. Ha, o zaman şimdi kesebiliriz ya. Ya da gerek var mı acaba? Gerek olmayabilir. Korkusuz Citri'ye güzel ama. Şu da güzel. Şunu öldürdüm çünkü öncelikle bir şunun ölmesini istiyorum. Ben bedavadan can çekmesin bu tur. Şu bir ölsün. O büyük bir buff verecek rakibi ama olsun. Aslında bu tarz yerlerde bir tane şey çok güzel olabilirmiş. O Demacia'da var ya, Arıt. Adam 30-30, ona 0-0 veriyorsunuz. Bir şeyler veriyorsunuz. Harika olabilir. Şimdi bizim buradan yapabileceğimiz ne var? Ben bunu belki salabilirim rakibin üzerine diyecektim ama... Şöyle bir saldıralım ya. Kalista nasıl olsa ölmüyor gibi. Şu anda yani. Bir ölecek bir durumu yok gibi. Korkusuz Citri'ye ile saldırabilirdik aslında. Belki şunlar en azından savunma yapamaz diye. Çok da mantıklı olabilirdi belki. Neden böyle bir şey yapmadım aslında şu an düşünüyorum. Karşı koyma. Bakalım ne geliyor. Bizi stunladı. Peki. Rakipte pek bir şey kalmadı aslında. Hani bizim karşımıza ne getirebilir ki? Bir tane Hekari mi olabilir? Onun dışında hani çok 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 fazla bir şey yapamaz. Bir tane daha kart çekelim biz. Elimizde bol bol kartımız var. Şu çok iyi. Gümüş kanat öncüsünde çok fazla oynamamaya çalışın. Bırakın bufflansın arkadaşlar bu kart. Bir de seni oynayacağım ben. Peki. Şu anda ha öldü ha ölecek. Şafak vaizleri de varmış. Peki 28-33 bu adam bizi kesebilir mi? Kesemez ya. Oo, can çekme olmadı. Saldıracaktır mutlaka. Biz böyle yapınca kaç can kalıyor? Gösterilmiyor değil mi henüz? Peki sen şöyle git, sen şöyle git. Sen de şöyle git. Yani sanıyorum burada ölmüyoruz. Şimdi burada bir tane şunu oynayacağız. Ya da hatta ona gerek yok, şunu oynayalım biz. Bir de belki burada şafak vaizlerini de oynayabiliriz. Aynen. Şimdi bir tanesiyle çekeceğiz, diğerleriyle vurmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar bu atağı yükseltmeye çalışacağız ama bakalım başarabilecek miyiz? Oo, bir de yargı geldi. Diğer tur işimiz zor arkadaşlar. Kaç vurduk? Şu an hasar yetiyor mu? 13, 18, 32, 36 vuruyorum gibi görünüyor. İyi, güzel. Rakip tek atacaktı neredeyse ama Allah'tan kurtulabildik. Biz de güzel bir galibiyet aldık. Sıradaki destemiz ise yara izleri. Vladimir ve kim var burada? Diğerini yazmıyor sanıyorum ama birimlerin savaşmak için yaşasın ve büyük bir ihtişamla ölsün. İlginç. Karşıda kim var? Miss Fortune Queen var. Peki bu var.
Hasar alıp sağ kalırsam gerek yok. Şu iyi olabilir. Bunlar iyi olabilir. Bunlar biraz nerf yedi ama olsun. Hadi ya bir şey olmaz. Bence idare eder bir başlangıcımız var. Öyle çok efsane olmasa da. Özellikle Miss Fortune'ı biraz antileyebilen bir destemiz var. Çünkü biz hasar yiyerekten iyi yerlere varabilen bir ekibiz. Fakat rakip öyle değil. İkiden biz bunu oynadık. Gidelim buradan bir vuralım ikimizi. Bu hasarlar hiçbir işe yaramıyor. Çok uzun bir maraton çünkü eğer böyle iki vurarak gidersek. De başka başka kartlar lazım. Miss Fortune. Bunu oynuyorum ben öncelikle. En azından ilkte bize bir vuracak. Ondan sonra biz bir şeyler yapabiliyorduk. Şöyle bir yapalım. Birini 5'e getirdik. Birinden de hasar aldık. Gayet güzel bir durumdayız şu anda. Peki hiç uğraşmayalım. Bu turu biz bir geçelim. Pekala. Şimdi kızıl küratör var. Çok da güzel olur. Bir bariyer daha aldı. Biz onu ani donduruşlayabiliriz. Belki başka şeyler yapabiliriz ama kızıl küratör. Kehanet Şahini mi oynasak acaba ilkten? Yok ya bir tane şunu oynayalım da. Kanı kaynatacak bir şey. Ne gördün oğlum? Vay arkadaş. Birini de ani donduruşlamak istiyorum ama onu ani donduruşu da ilerideki şeylere de atmak istiyorum açıkçası ya. Bir de şöyle oynayalım. Hiç de hoş değil ya şu adam. Sana iyice bakayım. Bizim adam ölüyor ama en azından buff'ı bir adam gibi birine gitsin. Artık birilerine oynamak lazım buff. Şu kehanet şahinine gitmez umarım. Çabuk, onlar toparlanma. Tüh ona gitti. Şimdi baya biz normal oyun oynuyor gibiyiz aslında. Bu kaça kaç? 2'ye 4 henüz değil mi? Yeni bir tane kart çekmek istiyorum. Ben burada kızıl küratörü harcayacağım. Şunu şuraya oynayabiliriz. Sen zaten elinden geldiğince buffladın bizi. Sen de şey yap. Sen de burada bunu kes. Buraya gel tatlı. Hatta sen şunu kes. İyice bakayım. Bu da yara mı be? Biz de bunu keselim. Sanıyorum böylesi çok da kötü değil gibi. Bu bunu öldürüyor, bu bunu öldürüyor, bu bunu öldürüyor, bu bunu öldürüyor. Rakip de çok fazla bufflanacak. Ama biz burada en azından Vladimir'i seviye atlatmış olacağız. Bir ihtimal, bir umut. Hadi şu bufflar şuna gitsin, kızıl küratöre gitsin. Tamam en azından kart çekme şansımız çok artacak ama kehanet şahinine gitti. En azından bir manaya biz büyük bir adam oynama şansımız var şimdi. Önce ben bir şunu oynayacağım. Ardından kızıl aristokratı oynayacağım. Şu öncüler bir salın bizi. Bir kart daha geldi peki. Bir tane kehanet şahini oynayabiliriz şu anda. Şöyle bir saldırı yapalım bakalım. Kimler geçecek karşımıza? Peki. Şimdi karşıda Miss Fortune var. Bir tane daha Queen'i olması lazım. Herhalde onun için böyle şey yaptı diyecektim. 19'a 16'ymış. Oo adamım. Sıkıntılı bir rakip. Ateş dostunu tanır. Yine bir oynadık. Sen gel kankicim. Bir hasar yiyeceğiz burada. Biz 11 daha vuracağız. Sonra oynamaya çekinecektir bu rakip. Tamam çok iyi. Bakalım şimdi neyle saldıracak. Burada bir şey yapmamızın şeyi var mı? Şunu da oynayayım ya. Çünkü diğer tur buradan biz bir hasar yemek istiyoruz. Çömez yağmacı da yesin o hasarı. Kiralık katil geldi peki. Şimdi saldırdığı anda artı 3 gelecek. Bizim eleman öldü. Miss Fortune o kadar büyük sorun değil ama onu bir şekilde kesebilmemiz lazım.
Yani sorun değildi şimdiye kadar. İşimize çok yaradı şu ana kadar ama. Tamam. 16'ya 13. Yani biz bir kart daha aldık. Şimdi ben seni oynasam mı acaba? Kimi oynasam? Herkese bir bu diyor. Şunlarla bir saldırsak sanıyorum çok daha mantıklı olacak gibi. Tamam. Belki şununla saldırmasak da olurdu ama bunlar zaten kesin olarak öleceği için belki bununla saldırmasam olabilirdi. Şimdilik o kadar kötü değil. Bu 19-4 bir başka adamına gidecek rakibin. Biz burada 5 hasar vuruyoruz. Yiyoruz. 24 de canımız var burada. Peki. Çok ilginç bir deneme. Gerçekten çok ilginç bir deneme. Hani bunu daha sonra benim büyük adamlarımdan birine kullanabilirdi. Yıldız Anası Rina'yı oynayacağım ben. 6 mana üzerine oynayamıyoruz ama bunu değil mi? 6'ya 2 yapabilirim. Altıya 2 yapalım ya. Şu olsun. Bir de kızıl talebi oynayalım. Şimdi diğer tur rakibin yine 3 canı kalacak. Bizden bir kişi öldü. Bir tane daha kart çekebildik. Buff kime gitti? Kime gitti? O buna gitti. Peki. 5'e 4. 5'e 4. 5'e 4. Bunda aban var aslında. Bu abanlı adamın da böyle pat küt pat küt gitmesini istemiyorum ama. Buraya gel tatlım. Şunu biz yine bir indirelim. Ölürse de artık başka yollardan. Hani abanlıyı da hiç göndermek istemiyorum da herkesin de bir canı var ya. Herkesin bir canı var. O yüzden şöyle oynayalım. Şunlar bir normal olarak ölsün. Zaten diğer tur bunlar ölecek şeyden dolayı. Bizim adamlardan dolayı bari böyle savunsunlar. Peki. Kızıl küratör. Bakalım saldıracak mı yine? Düşmana acıma. Şunu mu oynatsak? Sanıyorum bunu oynamak daha mantıklı gibi görünüyor. 3-3 vura vura maşallah. Şunu da öldürmek çok istemiyorum çünkü şimdi bir bufflı bir adam gidecek orada çok daha bufflanacak. Bizim 5 canımız var ama en azından şu an tek atabilme şansımız gerçekten var bu rakibe. Önce seni oynasam ama aynı seni bir oynayalım. Atım var. Bana ün lazım. Şimdi bunu oynayacağız. Rakip umarım bize bir 5 vuramaz. 27'ye 4. Şu an bizi 2 kişi buna vurdu falan yaparsa ölürüz ya. O çok kötü olur. Çok üzer beni. Ayda yeter. Sal artık bizi. Artık sal bizi be. Sanıyorum bir kez saldırabiliyor rakip. Tamam, bütün kartlarını oynadım. Bu turu salim geçirirsek kazanıyoruz. Sen şuraya gel. Sen şuraya gel. 10 can kaldı. İyi. Buradan 75 milyar tane kart çekebiliyoruz şu anda. Maşallah. Daha işimiz bitmedi. Peki. 27. İyi, suru aldık. Abanlı karakteri korumak tek şansımızdı kazanmak için. Neyse ki öyle yapabildik ve galibiyete ulaştık. 5. destemiz herkes tarafından çokça oynanan erken kalkan yol alır destesi. Biraz önce ve birçok karşılaşmada da gördüğümüz Queen Miss Fortune destesi. Bakalım Miss Fortune Queen'le nereye varabileceğiz? Karşıma geldiğinde o kadar zorlamadı ama hani mantık olarak çok mantıklı görünüyor gerçekten deste. Fakat oynanışta o kadar etkili değilmiş gibi hissettim şu ana kadar. 2. tur, 3. tur, teke tek çatışma, bazı durumlarda iyi olabilir. Baloncuk avı. Savunma olarak bunu kullanabiliriz. Belki bir ihtimal. Bunu oyun kazanmak için de kullanabiliriz de. Şunları ben bir atacağım ya. Daha güzel bir karakterin yok mu senin? 1 manalık 2 manalık bu destede maalesef yokmuş. Queen'i aldık ama bunları bufflayacak adamlar lazım. Tamam bu güzel en azından.
Hani bir bir öyle çok bir şey değil ama olsun. Buff olarak arkadaşlar şeyleri kullanabilirsiniz, hani bunlar da sıyrılganlarla oyunu kazanabilirsiniz ama sizin olayınız daha çok öncüler olduğu için o kadar da şey olmuyor açıkçası. Dur bakalım tatlım. Peki. Oo, bir de şeye gitti, çok güzel. Miss Fortune'a gitmesi iyi oldu. Çok fazla güçlü değildi ama idare eder. Burada biz Miss Fortune oynayacağız arkadaşlar. Buff'ımızın çoğunun Queen'e gitmesini istiyoruz. Bakalım bunu da başarabilecek miyiz? En azından şöyle bir 6, 7, 8 olursa o da bizi sevindirir. Fakat şu ana kadar 2 tane köpek balığı oynayabildi rakip. O da birazcık tedirgin etmiyor değil. Şimdi oynayabileceği bir tane hayaletten 2 tane hayalet çıkacak. Gerçekten büyük sıkıntı. O yüzden hayalet oynadığında iyi, o kadar sorun değil ya. Şöyle yapalım. Naga kabul, bize yol göster. Beş vursun mu, vurmasın ya, niye vursun ki? Biz buradan bir buff alalım, belki Queen'e gider. Git Queen'e git, Queen'e git. Tüh, baloncukçuya gitti. Şimdi buradan birini oynasak mı peki? Üç şunu oynasak. Queen'i henüz oynamıyorum. Ben bunların bir ölmesini istiyorum. Bir kiralık katil oynayabiliriz. Şunu kesmeye çalışabiliriz ama. Ben çağırdığımda emir kardeşlik yanıt verir. Hadi keselim ya. Şu anda yer çok güzel görünüyor. Bedavadan bir hasar gibi geldi. O yüzden oynayalım böyle. Şunu bir çekelim öncelikle. 2'ye 4 oldu. Çok güzel. Şimdi de buradan bir düz olarak saldıralım. Burada biz Miss Fortune'u çok riske atmıyoruz şimdilik. İleride atabiliriz tabi ama henüz gerek yok. Bizim taşıyıcılarımızdan en azından ek olarak hasar verecek. 1-1 zaten 3 vurdu şu ana kadar. Bir de buradan daha biraz daha fazla alabilirsek dadından yenmez. Tek bir tane karakterim kaldı. Bundan sonra ölecek karakterlerin tamamı Queen'e buff olarak gidecek, eğer yeni bir karakter çekemezsek. Çektik. Bunu ben oynamak istiyorum ki bufflar ona gitmesin. Peki. Ne gördün oğlum? Sessiz ol. Ölüm burada. Tamam. Seni şöyle yaptık. Seni şuradan... Ha, sen korkunçsun. Korkunca savunamıyoruz. Peki. O zaman... Sen şuraya git. Sen de şuraya git. Seni de buraya atacağım ama sen öncüsün diye. Ya da öncüye de çok gerek var mı ya? Sonuçta Queen oynayacağız. Bunu şüphe duymaz. Çok da sorun değilmiş gibi geliyor bana. Bakalım bunlardan bir tanesini oynayabilirim ama çok daha güzel yerlerde oynayabilirim gibi geliyor bana. Tamam, en azından şimdi o buff'ı şey yapabileceğiz arkadaşlar. Buradan biz kurtulmuş olacağız diye tahmin ediyorum. Şu ikisini birbiriyle karşılaştıracağız. Bizim Miss Fortune'umuz hayatta kalacak. Bir tane daha attı herhalde. Peki. Onu da şuna attı değil mi? Aynen, o buna, bu buna. Daha işimiz bitmedi. İyi, güzel. Bu adamdan inanılmaz yarar sağladık. Bir de bütün bufflar dediğim gibi kimlere gidiyor? Gerçi ölmediler ya. Şu ölmedi bak. O konuda biraz sıkıntılı olduk. Neyse, şuradan bir önce bir seviye atlayalım da. Bu bizim yolu. Bizim bir şu eleman bir seviye atlasın, ondan sonrasına bakalım. Şu an rakip çok güçlü ama ah be Queen. Queen'i böyle ben 10-15 falan atak yaparız diye düşünmüştüm. Olmadı maalesef. Karşı koyma. Ne oldu? Böyle sanki bir an yalan olmuş gibi bir hal oldu. Karim artık o kimse, o bayağı bir güçlü ya o adam. Peki Queen 5'e 6 gerçekten idare eder mi sizce? Ben şöyle yapacağım bir. Bana emanet. Hadi beyler ölün artık. Silahlar konuşsun. Sen bir şey yapma ya, senin öncü şeyin var. Gerçi her ne kadar hala Queen'imiz olsa bile bunlar idare eder seviyeler herhalde. Ya da yo, hadi gel sen de saldır.
Şimdi benim karşıma geçecek herkes ölecek. Ataların seni. Direkt 3-3-3-3-3-3-3-3 vuracağız. Harrowing'i var mı acaba? Acaba Harrowing'i var mı? Harrowing de beni yalan edebilir. Bir kez daha saldırım olsaydı çok güzel olurdu. Şu anda bir canı kalıyor. O bir canı vuramıyoruz. Yani 25 de vuramaz herhalde ya. Hani o kadar insafsız olamaz herhalde. Bir turda 25. Yok vuramaz yapamaz. Bizden kimse hala ölmüyor. Ama diğer tur saldırdığında biz kendimizi bir öldüreceğiz. Umuyorum Harrowing atmaz. 10 manası var. Ata da bilir. Öldü. Öldü. Öldün çık. Şöyle yapalım. Seviye de atlamasın. Çünkü çok fazla oradan patates çıkacak. Şunun karşısına ne koysak zaten yetiyor. Çok da sorun değil. Sen şuraya git kankicim. Bunlar böyle vursa da bir sorun yok zaten. Ama ben bunların ölmesini istiyorum. Sen şurada öl. Tamam iyi güzel. Ölseydiniz de Queen'i bufflayabilirdik. Öyle bir avantajımız olacaktı. Gayet güzel. Henüz hiç kimsenin oynadığını görmediğim son desteğiyle oynayacağız arkadaşlar. Yer gök barut maymunu. Tahtayı ucuz birimlerle doldurarak devasa maymun idolleri çağır diyor. Bakalım görelim eğlenceli mi, güzel mi, güçlü mü ama hiç kimse oynamadı henüz daha bunu. Son karşılaşmamız artık bakalım rakibimiz ne oynuyor onu da görelim. Miss Fortune Queen oynuyor. Peki şu güzel şunlar olabilir ya. Bunların hepsini biz bir tutalım. Şuna yanlışlıkla tıkladım pardon. Neyse bunların hepsini tutacağız. Biz tutmak istiyorduk en azından. Maymun idolünü bufflayacağız. Fakat maymun idolünün avantajsız kısmı şu olabilir arkadaşlar. Tamam her tur biz birini kopyalıyor. Böyle 10'a 15 durum olursa sürekli birilerini kopyalayacak. Çok güzel olacak tabi. Ama avantajsız durumu şu saldıramıyor ve savunamıyor. O yüzden atak kısmı çok gereksiz. Can kısmı önemli. O da birazcık tabi sıkıntı yapıyor. Yani her ne kadar deste maymun idolü destesi gibi görünüyor olsa bile bana kalırsa bu deste diğer destelere göre çok daha güçsüz olmuş gibi. Henüz bir şey yapmıyoruz. Rakibin hamlelerine karşılık vermeye çalışacağız biz. Oo adamım. Bu destede Profesör Von Yip varmış. O zaman her şey çok daha güzel. Her şey inanılmaz daha güzel. Şimdi ben burada hasar yemeye okeyim ya. Bu 30 hasar nasıl olsa bir şekilde biz üstesinden geliriz. Üçüncü tur ben burada bir maymun idolü oynayacağım. Hiç de sorun çıkartmayacağım arkadaşlar. Bizim zaten ben maymun idolüne çok sıcak bakmamıştım hatırladığınız üzere. Şu anda buffların ben profesöre gitmesini istiyorum. En azından savunacak da bir adamımız var şu anda. Bakalım gerçi ne oynayacak rakip onu bilemiyoruz ama. Vay oynayamıyoruz şu anda. Ben diğer tur belki bir vay oynayabilirim. Şu Miss Watch'ın tehlikesinden kurtulmak için. Profesör gerçekten çok iyi. Bir öncüsü var mı acaba diyecektim. Sanıyorum varmış. Bu adam böyle saldırırsa biz büyük sıkıntı çekeriz ya. Yok çekmeyiz. Hiç de çekmeyiz. Öyle mi? Anlıyorum. Hadi bakalım. Tamam. Öptüm. Şimdi bir tane hapisten kaçış oynayacağız biz burada. Atak turu bizde çünkü. Bedeli bir olan bir tane adam. Bedavadan şimdi +2/+2'lik bir adam gelecek. Bu da tabii ki işleri değiştirecek. Bir de 4-4 geldi harika. Tabii biz yine her türlü ölüyoruz ama. Çok da sorun değil. Bir tane de şuradan şöyle yapalım. Bu da 3-3. Şu da öldü bu da öldü. Rakip için üzücü mü? Üzücü ama bizim için de üzücü. Ama bizim için yine üzücü değil. Neden? Çünkü bu öldü. Şimdi bufflarımız bir manlık adamlardan deli gibi bufflar alabiliyoruz. Bu bir uyarıdır kartı aslında çok güzel olmasına rağmen. Şu anda sanıyorum ben vay oynayacağım arkadaşlar. 10'a 8'lik bir vayımız var. Vay anam vay kartı yani resmen şu anda. Şu an rakip sur bile verebilir. Elimizde çok iyi kartlar var. Ada dümencisini muhtemelen atıp başka bir şey oynayacağım ben. Şu an inanılmaz güçlüyüz. Profesörle beraber iyi kilo oluyormuş aslında. Ben şunun da bir manalık karakter olduğunu unuttum ama tabii ki bunu bufflamaktansa profesörü önce oynamak çok daha mantıklı. Ardından bufflayabiliyorsanız maymun idolünü bufflayabilirsiniz. Sonsuza kadar 4-3'lük karakter çıkartır. Burada ben seni bir keseceğim. Sen de şöyle yap. Buradan bir seviye atlayalım biz.
Çok güzel. 4-3 daha, bir buff daha geldi. Buna gitmesin. Biz seviye atladık. Harika. Tek yumrukta zafer. Şuna gitme. Ona gitme. Neyse tamam, ona gitmedi, çok iyi oldu. Şimdi 8'de 5'lik bir karakterimiz daha olacak. Rakibin 5 kartı var. Bizim de az kartımız var. Şunu oynayabilirdik belki. Ölürse kart çekebiliyorduk. Ben onu bir an unuttum. Böyle bir heyecana kapıldım. Ama şimdi yapabiliriz. Şu ada dümencisini bir gönderelim. Ada dümencisinin bu destede sadece bir manalık adam çağırdığı için yararı var. Onun dışında böyle efsane bir olayı yok. Çok güzel. Ona 7'lik bir karakterimiz oldu. Şimdi rakip saldırdığında ben karşısına barut maymunu koyacağım. Barut maymununu. Maymununu. Ne yapıyor? 6 manaya ne yapıyor olabilir ki? Oo adamım. Bizim elemanı öldürdü. 11 vuruyor değil mi? Ha, zaten direkt doğrudan kesebiliyor. Bu birazcık üzücü oldu ama olsun. Bizim elimizde hala bu bir uyarı da var. Uyarıdır var. Biz birilerini kesebiliyoruz. Sinsi katili atalım. Kuyu küfü beni mahvetti. 21'e 20'lik bir kartımız oldu. Çok çok iyi. Hala da 4 manamız var. Şu an rakip saldırsa bir dert, saldırmasa bir dert. Elimizde her zaman bir tane kart olsun arkadaşlar. O bufflar boşa gitmesin. O yüzden testere kasabı kesinlikle ama kesinlikle oynamayacağız biz bu tur. Ama şunu oynayabiliriz. Bundan çekineceğimiz bir şeyimiz yok. 3-3 şunu oynasın. En azından bir mana daha az sıkıntı yaşayalım. Şimdi burada benim yapabileceğim bir hata var. Yani yapabileceğim bir hata derken şöyle bir şeyimiz var. Bu bir uyarıdır kartını atabiliriz. Burada şeye gerek yok, barı tuşuna gerek yok. Bedeli bir olan bir adam çağıralım. Çalışana ödül, yatana ceza. Peki 3-3. Şimdi bu bir uyarıdır. Ben bunlara falan versem, bunlarla saldırsam, kendini bufflasa maflasa sıkıntı olabilir. Ama 21 atağın da boşa gitmesini pek de istemiyorum açıkçası. Bana emanetsin. Peki. Biz bir şöyle yapalım. Bir düşmana bir kırılganlık verelim. Sanıyorum çok da zorlamayacağım ya. Direkt Zaon'un sokak çocuğuyla gideceğim ve şunu kesmeye çalışacağım. Bir tane de kart çekeceğim o ara. Herkese selam. Fakire yardım. Şimdi başka bir şeyle çekip başka bir şeyle başka bir şey yapabilirdik belki. Burada testere kasabı ben yine oynamayacağım arkadaşlar. Bunu oynamanın pek bir mantığı kesinlikle yok. Çünkü dediğim gibi elinizde her zaman bir tane karakter olmalı. Yoksa o buff ne olacak? Çöpe gidecek. Ne yapıyor? Peki bizi kendine vurdurttu. Bizim için büyük sorun değil. Elindeki bir tane kartı almış olduk en azından. Çifte bela geldi. 6 tane şeyimiz var şimdi. Şu her zaman duracak. İkincisi geldiğinde oynayabiliriz. Vay geldi. Şimdi testere kasabı gönül rahatlığıyla buffsız haliyle bile oynayabiliriz. Tamam, önce bir saldırsın bakalım da. Kim ölsün? Mesela sen öl. Hadi Vay'a git, hadi Vay'a git, hadi Vay'a git. Çok güzel. Bir de şunu oynuyoruz şimdi. Buff'ın kesinlikle Vay'a gitmesini istiyorum şu anda. Bütün olayım bu. Bir daha saldırsın. 13'e 7. Biraz önce yaptığım şeyi aslında şu anda hata olarak değerlendirebiliriz belki ama ben bir bu turu geçeceğim. Bir tane karakter. Peki şu anda yine avantajlı durumdayız. Biz seni bir gönderelim. Seninle işimiz kalmadı. Şunu keseceğim sanıyorum. Peki 21'e 9 10'a gitti. Sen şöyle saldır. Şunu kessek mi acaba? Bunun bir sorunu yok herhalde. Ya bu artık oynandı sonuçta. Ama birine can verebilir. Can vermesini ister miyiz? İsteyebiliriz, istemeyebiliriz. Sen saldır ki buff buna gitsin. Sen saldır. Sen saldırma. Sen saldırabilirsin. Şimdi biz 5 hasar buradan vuracağız zaten. Şimdi benim düşüncem ne arkadaşlar? Bunlardan bir tanesi, iki tanesi ölürse mesela, öyle bir şey yaparsa diye. Derinliklerin doymaz ağzı. Derinle alakası yok bu kartın. Kök kazıma olayı var. Canınız ne kadar yüksekse mesela buradan 9 can geldi. Buradan 7 can geldi. 20 oldunuz, 30 oldunuz. Ardından ne yapıyorsunuz? Rakip bir tane büyük karakter koydu. Onun kökünü kazıyorsunuz ve destenin içerisine karışmıyor bu. Bu kart. Aşırı güçlü bir şey oluyorsunuz. O da bizi öldürmek istemiyor herhalde. Buff'ından yararlanmak istiyor. Tamam. İlginç ilginç hamleler. Biz bu buradan sağ olsun bize bir 5 hasar vurdurttu. Biz bir 5 daha buradan vurduk.
Sağ ol kankicim. Buradan da bunu vurduk. 6 tane karakterim var şimdilik. Hala çok da lazım değil. Biz hepsini savunabiliyoruz şimdilik. İleride bir tane sıyrılgan mıyrılgan gelirse belki ona bir şeyler yapabilmek için bu doymaz ağza ihtiyacımız var. Hazır mısın? Şunu çekecek herhalde. Tamam, burada gördüğünüz... Aa, kesemedi bizi. Ha, ben bir an gördüğünüz üzere diyecektim, öldük falan diyecektim ama bir türlü ölemedik. Şimdi ben buradan kimi kesebiliyorum? Seni kesebiliyorum. Sen gitme. Bu da sıkıntı ya. Şöyle olması da çok mantıklı değil gibi. Ya bize can lazım ama bu adamın da atağı var ya, canı yok. İşin kötü yanı o. Neyse. Biz buradan bir 5 hasar daha vuracağız. Tedirgin anlar açıkçası benim için. Ha, bunun full canı geçiyor ama, değil mi? Bir bakalım, 4'e 4. Aynen, full canı geçiyor. Ben niye öyle saçma sapan bir şey düşündüm ki? 20, şu an 25'e 24 arkadaşlar. Bu hiç sorun değil. Aslında bunu sorun da yapabiliriz ama şimdilik sorun değil. Bir tane bedeli bir olan bir tane takip çağıralım. Bu yavaş mı? Bu hızlı nasıl olsa onu sonradan kullanabiliriz. Oo, adamım. Profesör Fondip attı. Fizz de 5-6 oldu. Sabahtan beri oyun oynuyoruz. Tamam, geçelim. Şimdi burada Vay'ı da öldürebiliriz aslında. Koruyacağım. Peki. Bakalım bir saldırsın. Sen bir öl. Seni bir oynayalım. Bir tane de kartımız geldi. Şimdi buradan kimin ölmesini isteriz biz? Burada Vay'ı öldürebiliriz aslında ama Vay normal vurduğunda seviye atlayabiliyor zaten. O yüzden ben seni mi öldürsem? Yok, seni öldüreyim. Şu buff'tan birazcık daha yararlanalım. Şimdi burada 36'yı 34. Biz hangisini öldürsek, bunların ben daha hala birleşmediğini düşünerekten herhangi bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Bir tane daha anlık çözüm oynayabiliriz biz burada. Aynen, sanıyorum onu oynamakta bir zarar yok. Dediğim gibi bunlar hepsi bir birleşsin, ondan sonra atalım. Şimdilik pek bir durumumuz yok. Peki ya, hala güzel. Rakip biraz gaza geldi. Bir tamamıyla saldırır umarım. Bütün dünya olarak. Şu an yaptığı çok kötü ama elinde kart kalmadı mesela. Ben bunu kestiğim anda ben buff'ı alabileceğim ama rakip buff'ı alamayacak. Bu da ona sıkıntı. Şu an gördüğünüz üzere 3'e 4. Buff'ın nerede kanka? Buff'ın kalmadı kardeşim. O zaman biz ne yapıyoruz? Şunun da kökünü kazıyoruz. Şu anda bütün oyunu oynadı ama sadece elinde 8'e 9'luk bir şey kaldı. Ve bu da oyunun bitmesi anlamına geliyor. Birazcık zaten düzgün oynayabilirseniz çok rahatlıkla kazanabiliyorsunuz. Biz bir şunu çekelim. Hatta ben önce olarak bir tane şey yapmak istiyorum ya. Bir tane bu bir uyarıdır atalım. Şunu bir şey yapalım. Benimle. İlk elden adam. Başınızın belası geldi. Şimdi. Sen şuradan vurabiliyorsun. Sen şuradan vurabiliyorsun. Sen şunu vurabiliyorsun. Bizim karşımıza birileri gelecek. Ben bunu kesmekte haklı mıyım? 4 hasar kalıyor geriye. Biz buradan oyunu bitiriyoruz herhalde zaten ya. Şimdi sen buraya geçsen 4 hasar değil mi? 2 hasar kalacak. Bunun karşısına geçebilen yok. Bitti oyun aynen buradan. Şimdi bu 3'ü, bu 3'ünün karşısına geçse biz buradan 2 vuruyoruz zaten. Her türlü oyun bitiyor ki zaten buradan da 1 vuruyoruz. Rakibin son yaptığı hamle birazcık zaten saçmalıktı ama biz de daha fazla da bekleyebilirdik tam buff almak için. Ama zaten böylelikle kazanabildik. Böylelikle de bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. 6 desteğiyle farklı farklı oyunlar oynadık. Hemen şöyle bir küçük bir tier list yapalım. Böyle bir daha sadece bu 6-7 oyundan anladığım kadarıyla. Hangisi daha güzel, hangisi daha güçsüz? Bana kalırsa bu deste eğer one ip bulabilirseniz çok güçlü. Ama onu bulamazsanız çok sıkıntılı. O yüzden ben bu desteyi biraz sakıncalı buluyorum. Onun dışında benim beğendiğim desteler Hecarim ve Zed destesi, Hayalet destesi güçlü. Onun dışında Poro destesi, Poro yumağından dolayı çok güçlü. Aynı şekilde
Vladimir destesi de yine aynı şekilde güçlü, çok fazla hasar yiyorsunuz, çok fazla bufflayabiliyorsunuz. Vladimir'den dolayı değil de kartların sinerjisinden dolayı güçlü olduğunu düşünüyorum. Oynarsanız hani şu üçünü ben tavsiye ederim. Diğer üçü o kadar güçlü değil ama eğer işler yolunda giderse bu destede ayrı bir güzel. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.